Merhaba severler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 4.4.2b'yi anlatacağım, Eylül Güncel. Bunu iyi dinleyin çünkü burada iki taktik iç içe. Bu arada 7.360, ilk hedefimiz olan 7.500'e çok yaklaştık. Son 140 küsur iç içe kaldı. Ondan sonra 10.000'e doğru ilerleyeceğiz. Destek veren, seven, sevmeyen, cidden kalben söylüyorum, hepinize selam olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Seven de izliyor, sevmeyen de izliyor. Olsun. Hepiniz emek görüyorsunuz, severek veya sevmeyerek. Çok teşekkürler. İnşallah taktiklerim de yine hepinizin işine yarıyordur. Sevseniz de sevmeseniz de gerisi hikaye. Evet arkadaşlar, şimdi taktiğimiz 4-4-2-B. Anti taktikler de gelecek bu arada. İsteyen kardeşlerimiz çok fazla. Zaten hazırlanmıştım ben. Güzel de işliyorlar. Şu an tam kıvamındalar. Şöyle bunu... Dosunuz olmadan sakın kullanmayın. Bak net söylüyorum. Defansif orta saha olmadan kullanmayın. İki yönlü orta saha var olduğu için şu an koymam ama en kötü şöyle yine yapabilirsiniz. Ama defansif orta saha kesinlikle olmalı. Bak her şey valla ama defansif orta saha olmalı. Dizimizi yaptık. Forvet en iyi iki forvetimiz olacak. Benim Haaland şeyde olduğu için. İtman da olduğu için 7 maç 6 gol güzel. Bu şekilde 5 maçta 4 golde. En hukukunun şey var, performansı var. Geldik buraya. Paslı oyun. Burayı iyi dinleyin. Mutlaka buradan yavaş yavaş gidelim. Çok da bir kalmış. Paslı oyun oynayacağız. 4-4-2-1 arkadaşlar. İlk önce orta... Şöyle yapalım. Pardon, kafa karışmasın. Mevkiler sabit olanı anlatayım. Geldik buraya. Şurayları ayarlayayım. 55. 58. Burada 57. Şimdi bu şekilde ev sahibiz ofansif geliyor rakibe karşı yapabilirsin. Ev sahibisin rakipten 3 rank 4 rank yükseksin defansif geliyor bunu yapabilirsin. Rakiple eşitken anlatacağım bak, bak ilk önce bunu neyde kullanıyorduk. Eşitsin ofansif geliyor ev sahibisin yapabilirsin ofansif gelenlere. 2 rank 3 rank hatta daha yükseksin bu şekilde kullanabilirsin yine. Rakipten 5 rank, 6 rank üstünsün neyle geliyorsa gelsin bu şekilde ev sahibiken kullanabilirsiniz. Eşitken defansif gelenlere orta saha defansa destek yapsın mutlaka. Eşitken şunu da kullanabilirsin. Ofansif gelenlere bu şekilde daha savunma şeklinde daha böyle katı bir şekilde rakibi kitler şekilde cevap veriyor. Bu şekilde de eşit de ofansif ve defansif gelenlere bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Rakipten 5 rank 6 rank üstünseniz artık burada mevkiler sabit yap evde. Deplasmandayız. Rakip de eşitiz. Defansif geliyor. Bunu bu şekilde eşitten yapabilirsin. Rakipten 3 rank 4 rank üstünsün neyle geliyorsa gelsin yapabilirsin. Deplasmanda ofansif gelene 4-4-2 pardon 4-3-3 gibi taktiklere bu şekilde karşılık verebilirsin ama eşitken bence defansif taktikler kullan ama rakipten 2 rank 3 rank üstünken ofansif gelirse bunu bu şekilde kullanabilirsin. Yine rakipten düşüz kullanma sakın. Rakipten düşük deplasmanda sakın bunu kullanma. Rakip de eşitken orta saha defansa yardım etsin. Defansif gelenlere ofansif gelenlere de rakipten 3 rank 4 rank üstünüz yine bu şekilde orta sahada destekler deyip tüm rakiplere karşı oynayabilirsin. 4-4-2-B Eylül güncelini anlattım. Bu arada hemen değineyim. Hep atlıyorum. Taktiklerimi birebir alanlar var. 1-2 sayı düşürüp de alanlar var. Sıkıntı yok. Açık büfe gibi. Helal hoş olsun. Sizleri de seviyorum. Eyvallah ama bari bir selam yollayın. Evinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.